Selamlar gençler, Resident Evil Village'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet. 37 hatta neredeyse 38 saattir canlı yayındayız. Evet, canlı yayın durmadı. Bazen uyuduk, bazen kalktık ama durmadı. Onu da belirtmek istiyorum. Neyse, bir önceki bölümde hatırlarsanız bize demişti ki 4 tane kavanoz var kanki. Sende bir tanesi var. 3 tane kavanozun var. 3 tane kavanozu daha bulursan, yani bulman gereken 4 tanesini birleştiriyorsun. Bebeğin hazır. Ya da biz öyle anladık. Bebek hazır. Tamam, sıkıntı yok. Dört parça Lego gibi birleştireceğim. Gibi anladım ben ama. Önce biz soylardaymış bu arada bu kavanozların hepsi. Yani Heisenberg, kuklacı adam, goblin adam. Canavar yani. Bu şimdi bunları teker teker gideceğiz. Ama öncelikle onlara gitmeden önce bu bölümde etraftaki hazineleri toplamak istiyorum ben. Yakın olan hazineleri toplamak istiyorum. Hazineleri. Niye diyeceksiniz belki? Çünkü biraz daha güçlenelim. Belki mermi buluruz ekstradan. Belki daha güçlü bir alet edevatlar buluruz. Belki bıçak yerine atıyor mu kılıç buluruz ya da katana bir şey yani. Olmaz da. Hadi oldu diyelim. Hazinelere bakalım. Belki de çok para edecek o hazineler ve kendimize güzel eşyalar alabileceğiz dükkandan, dükten yani. Olabilir, biz hazineleri açalım öncelikle. Ardından kuklacıya gideceğiz. Kuklacıya büyük ihtimalle ya bundan sonraki bölüme gideriz ya ondan sonraki bölüme gideriz. Çünkü hazineleri ben ya bu bölümde ya diğer bölümde bitiririm diye tahmin ediyorum. Umarım ki öyle olacak. Çok fazla zaman harcamak istemiyorum hazinelerle. 3 ya da 4 tane hazinemiz var zaten yakın. Hadi bakalım. Bebeğe pot döksek aslında iyileşir. Doğru söylüyorsunuz. Glitch kullanmadan 1 saat 27 dakika mı? Çok kısa ya. O kadar değildir. Glitch'li bence o kadar olur gibi geliyor da. Neyse. Nasıl olacak ya? Gerçi ezbere biliyorsan belki olabilir. Ya speedrun tartışması var da chatte, o yüzden. Siz de alakadar etmeyen konular şu an gençler. Gözüptekileri. Gerçi biz de alakadar etmez. Yanlış anlaşılma olabilir ya. Kötü oldu. Şimdi biz burası Stüdyo 20'nin silahı nasıl gideceğiz? Arkadan ulaşabiliriz. Burada tavuğumuz var. Tavuk. Balık aslında olabilir. Kuyuda balık çıkmaz herhalde. Göller falan var. O göllerde aslında bir şey olabilir. Nadas alanı var. Nadas alanında et bulabiliriz belki. Luisa'nın... Önce Luisa'ya da gidiyoruz aslında ya. Değişik. Önce Luisa'ya gidelim ben. Hazır zamanında gittiğimiz bir yer. Evet, Luisa'ya gideceğiz. Şuradan gidiyoruz herhalde. Ha, buradan değil mi? Yandan mı gidiyoruz? Kırmızı bir şey var. Ha, tabure. İlginç. Nasıl gitmiştik biz Luisa'ya ya zamanında? Bakalım nasıl gitmiştik. Luisa'ya giden yol. Buradan mı gitmiştik yoksa? Şuradan mı gitmiştik? Oradan gitmedik ya. Şuradan gitmişizdir. Buradan gitmişizdir. Diğer taraftan kilitli mi? Nasıl diğer tarafa çıkacağız biz? Neyse. Buradan çıkarız, evet. Şimdi buradan. Burası kapı değilmiş. Biz ilk sefer Luisa'ya gittiğimizde nasıl gitmiştik be? Buradan çıkmıştık da nasıl çıkmıştık hatırlamıyorum. Bunu kapatalım. Bir haritaya tekrar bakacağım. Şuradan falan mı gitmiştik yoksa? Yok, hayır. Bakıyorum da. Yok yani, biz maymuncuk ihtiyacımız var. Maymuncumuz yok ama. Nasıl gitmiştik gençolar? Hiç hatırlamıyorum çünkü ilk bölümlerim. Ya siz hiç kimseniz yoktu galiba yayında ya. O sırada yayında çok az kişi vardı ya da ya matki vardı hiç kimse yoktu. Anka yoktu mesela, onu hatırlıyorum. Burası açıktı zanki. Burası açık mıydı yoksa? Şimdi kapattılar yoksa bunu. O zaman burası biraz kalacak böyle giderse. Biz Louise'ye nasıl gitmiştik diye soruyorum da. Hatırlamıyor olabilirsiniz onu.
Başka yolu var mıdır Louise'ye gitmenin? Bakalım. Louise'ye gitmenin, nada salonuna girmenin ya da başka yolu var mı? Ya şöyle bir yol var. Gerçi şu sağdaki eve gidelim ya. Buradaki şey çok daha basit bir şekilde bulabiliriz hazineyi. Zannedersem şu tarafa. Yok, bu taraf değil. Aşağı. Ha, buraya nasıl gireceğiz? Yandan mı? Bu evde tam keşfetmemişiz ha. Evde keşfedeceğimiz şeyler var. Yani keşfedeceğiz de neyi keşfedeceğiz? Valla hazine mazine dedik ama. Galiba yalan olacak arkadaşlar. Direkt görevden de ilerleyebiliriz böyle giderse. Çünkü hazinelere ulaşmak için geçmemiz gereken yollardan geçemedik. Mesela direkt sağda kalıyor ama kapıda geçmemiz gerekiyor. Kapıyı geçmediğimiz müddetçe başka yolu var mı? Buradan gidebiliyoruz. Evet, buradan gidip şöyle ilerleyebiliyoruz. Kuklacıya git ya, şuraya uğramadan gidebiliyoruz. Tamam, öyle yapacağız. Dükün oradan ilerleyeceğiz. Evet, dükün oradan ilerleyip gideceğiz. O zaman öyle yapalım gençler. Dükün oradan ilerleyelim. Ardından arka taraftaki şeye çıkalım. Hazine yerine. Dört kanatlı artık. Açabiliriz yani. Açabiliriz, dört kanatlı kanka. Açarız oğlum işte, dört kanatlı anahtar diyor. Manyak mısın oğlum bak. Dört kanatlı anahtar bak. Dört tane bak. Dört dört. Manyak mısın ya? Bak dört kanatlı işte. Manyak mısın oğlum, ben bunu elde ettim. Elde etmedim mi? Bunu mu elde ettim ben yoksa? Bunu elde etmişiz arkadaşlar. Burası da yukarı doğru yol. Buraya giden bir yol. Neyse, o zaman şöyle yapalım önce. Önce şu nehir kenarı hazine odasına gidelim. Zaten şatoyu hallettik biz. Biliyorsunuz şatoyu hallettik. Burada bir şeyler olabilir bu arada. Şatoyu hallettiğimiz için daha güvenli gidebiliriz ki. Biz galiba şeye gidiyoruz buradan ama. Şuradan mı gitmemiz gerekiyordu? Şuradan gitmemiz gerekiyordu galiba. Biz kuklacıya doğru istikamet almaya başlamışız. Buradan geçiş direkt yok. Yani şehir merkezine girip buradan gideceğiz herhalde. Ben geri dönüyorum kanka. Ben geri dönüyorum. Yanlış yola geldik. Şimdi değil, birazdan, birazdan. Henüz değil. Şimdi nereden gideceğiz? Bu tarafa doğru gideceğiz. Şuradan. Önce bizim şatonun oradaki şeyi alalım. Hazine alalım. En azından onu alalım arkadaşlar. Sonra bir tane daha en azından alırsak iyi olur. Şimdi nehire geldik. Balık da tutacağız. Balık tutacağız bu arada. Burada nasıl geçeceğiz ama, sorması ayıptır ama. Buradan bir şekilde mi? Balık alalım. Lazım olur bize et. Çünkü yemek alabiliyoruz bu dükten. Yemek alırsak da ciddi güzel işler olacak. Kendimizi geliştireceğiz. Ama kolay değil. Mermi harcamayacağım size. O yüzden gel buraya.
Ölsene kanka. Heh. Başka balık var mı lan? Yok mu? Buraya mı gitmemiz lazım şimdi bizim? Buradan da gidebiliriz galiba da buradan yol yok. Mecbur gençler şu an yapamayacağız o zaman ya. Altı kanatlı diyor baksana. Altı kanatlı bizde yok. Bu kapı açık olmadığı sürece oraya da gidemeyiz gibi gözüküyor. O kapıyı nasıl açacağımız hakkında bir fikrim de yok. Mecbur hikayeden devam edeceğiz o zaman ya. Oo kaç tane kişi? Ay yanlış tuş ya. Yanlış tuşa bastım, yanlış tuşa bastım. Yanlış tuşa bastım, lanet olsun ya. Blok tıklama yerine buna bastım. Aim tuşuna bastım yanlışlıkla bloklama yerine. Yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz ama pot. Bomba da yapabiliyoruz. Al sana bomba. Bir tane daha lan. Bombalar iyiymiş. Bir tane video izledik gençler biz şeyde. Bizim bir tane zırhlı zor öldürdüğüm, hatta videoda öldürmediğim bir tane yaratık vardı ya benim. Geçtiğimiz bölümlerde çok uğraştığım bir yaratık böyle. İki bölüm öncesinde çok uğraştırdım bir yaratık. Onun nasıl öldüğüne baktım insanların. İnsanlar gitmiş şey almış. Bombayı almış gençler, insanlar dediğimde bir kişiye baktık. Bombayı almış 63 tane bomba, bir tane pompalıyla geçirmiş kafaya, ölmüş. Biz boşu boşuna orada cebelleşmişiz, mermi harcamışız. Bombamız olsa bitirmiştik yani şimdi. Neyse burayı hallettik. Yine pot yaptık zaten, sıkıntı yok. Balık da tuttuk aynı zamanda. Yine bakalım aslında şey, hazineleri nasıl yapabileceğimizi. Şuraya gidemediğimizi gördük, burada gidemiyorduk. Burada tavuklar var. Şu an tavuk da lazım bir ama ya. Lazım mı tavuk? Gerçi fena da olmaz ama. Kuyu var burada. Kuyunun bilmem nesi var bizde. O kuyu bilmem nesi aslında işimize yarayabilir mi? Olabilir. Şurada bir tane daha kuyu var. Kuyunun bilmem nesi var bende. Onu deneyeceğim. Buradan mı gidiyoruz? Soldan. Solda kuyu var. Aynen. Kuyu bilmem nesi var bende. Kuyu olan. Bunun acaba ne işe yarıyor? Göreceğiz şimdi. Tahta hayvan kafası. Hmm. Bu ganimet mi yoksa görevde kullanacak bir şey mi? Görevde kullanacağız galiba kafayı. Yok hayır. Nerede kullanacağız? Elimize geldi bu bizim. Yo. Ben mi göremedim ya? Ha tahta hayvan. Satacağız tamam. Burası yemiş. Ben niye görmedim ki? Kuyulardan bir şeyler çıkaracağız o zaman. Burada bir daktilo var. Kayıt edeceğiz. Gerçi tüccarın yanındaki daktilo. Burada kilisenin daktilosu var. Balıkları falan tuttuk zaten. Luisa'nın evine gidemiyoruz. Çünkü Luisa'nın evine gitmek için buradan geçmemiz gerekiyor. Ve geçiş yolu yok. Yani normalde Ahan'da şuradan değil de şuradan gitmemiz lazım. Ama buradan şu an gidemiyoruz çünkü yolumuz kapalı. Kimyasal sıvı. Pot yapabiliyor muyuz? Bitki lazım. Burada bir maden var. Güzel maden. Para eder bu. Keşke yemekler de parasıyla olsa be. Daha kolay olurdu işimiz. Pas burada. Balık tutmaya gerek kalmaz yani. Ya da benzeri.
Oyuncak ayı. Güzel. Keskin nişancı tüfeği mermisi. Keskin nişancı tüfeği mermisi bayağı oldu aslında. Bakalım kaç tane olmuş. 19 tane. Yok, bu tabanca. 7 tane burada var. Bir tane burada var. Hatta aslında 8 tane olmuş. Yaklaşık çok olmamış. Pompalı kalmadı ya. Bu yüzden biraz fazla gözüktü kısmı. Burası tamam mı? Hala keşfetmediğimiz şeyler var. Ya şu an hazinelere ulaşacak gibi gözükmüyoruz. Mecbur gideceğiz herhalde ana görevden. Aşağıda var. Hazine var aşağıda. Bu var. Şu var. O var. Bu var da. Onlara ulaşamıyoruz ki. Mesela. Şurada hazine var. Bak şurada hazine var iki tane. Ulaşamıyoruz ama baksan bu kapı açılmıyor. Buradan gidebilir miyiz? Tabuk var burada. Buradakine belki ulaşabiliriz arkadaşlar. Belki buradakine ulaşabiliriz. Tabuğu alalım da önce. Tabuk. Tabuk kovalıyoruz bildiğin ya. Tavuk iti lazım bana. Şöyle tavuk etini alalım. Evet, koskocaman Resident Evil'daki Ethan tavuk kovalıyor. Tavukları hallettik, soyunu kuruttuk. Şimdi nereden gitmemiz gerekiyor? Şuradan. Şuradan geçmemiz gerekiyor. Nasıl geçeceğiz ki? Tırmanmıyor buraya. Tırmansa keşke ama. Tırmanmıyor. Burada merdiven çakması bir şey var ama kullanmıyor. Geçler geçemiyoruz işte ya. Karşı tarafa geçemiyoruz yani. Şu tarafa geçemiyoruz. Merdiven var mı? Şurada merdiven işareti var. Merdiven nerede ya? Burada ha. Şuradan çıkabiliriz belki. Bacalıymış burası bu arada. Şimdi bizim şuradan gitmemiz gerekiyor. Veyahut şuradan. Şuradan. De olabilir. Karşı tarafa geçemiyorum yalnız lan. Buraya geçtirmiyor beni ha. Engellemişler buradan geçmemi. Buradan geçmem engellenmiş. Hazineye gitsem geçsem ama engellemişler buraya geçmemi. Hazine tabuk şurada bak. Şurası. Bu çatının bile şeyine çıkamıyorum yani. Buradan hiç sonrası yok. Neyse. Şu anda yapamayacağız gibi gözüküyor. Mecbur kuklacıya gideceğiz erkenden. Ay ay ay. Sıkıntı. Neyse. Biraz tavuk falan kestik. Ara işlerle. Ara bir bölüm oldu aslında bu ya. Ara bir bölüm oldu. Neyse sıkıntı yok o kadar da ya. Çok da oyalanmadık. Tavuk falan kestik zaten. Önemli işler yaptık. Ne vereyim abime? Dükten bir şey, mutfaktan bir şey alabiliyor muyuz? Balığımız var, tavuğumuz var. Sağlığımı biraz arttırıyor. Tavuğumuz var ama 3 tane değil. Aslında bak bu yapabiliyormuşuz. Otlu balık yapabiliriz ama ya. Balık yetersiz. Balık yetiyor, et yetmiyor. Kaliteli et zaten yok. Lezzetli balık zaten bizde mevcut değil. En yukarıdakini yapabiliyoruz. O zaman bunu yapalım arkadaşlar. Don't let up. Thank you. Now to cook. Pişiriyoruz şu an herhalde. Nasıl oluyor?
Evet, çok güzel animasyon arkadaşlar. Çok güzel animasyon. Kalıcı olarak sağlığımı artıracak, tamam. Sağlığım artırıldı. I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. Bu tabanca gelmiş. Bu tabancanın da gücünü artıralım arkadaşlar. These hands are more dexterous than one might think. Şuradan pompalının aslında mermi kapasitesini yükseltebiliriz. Ya dur. Şu anlık lazım değil ya. Şu anlık daha şey yapalım, daha böyle lazım olan şeyler yapalım diyecektim ama daha da lazım olan bir şey yok gibi. Ateş hızını artırıyormuş pompalı tüfekler için. Şu anlık pompalı mermi kapasitesini artırmak aslında mantıklı. This is all an investment. Bu bir yatırım. Şu anda 7, aa pompalının 7 mermisi var şu anda. Artırdığımız için fullendi mi acaba? Ne bileyim. Olabilir. Buradan değil, şuradan sağdan gideceğiz. Hadi ana görevden başlıyoruz. Bu kulacıya doğru. Pompalıyı da aldım arkadaşlar. Elime karşıma çıkan ani bir şeyi keserim. Burasının yolu bile çok tuhaf ya. Yolu bile korkunç anasını satayım burasının. Kimsesizler mezardı. Umarım kimseler yoktur. Bir şey yok dedim az önce solda. Burası tırsıç bir yer ya. Az önce köyde dolaşırken biz mutluyduk. Yine görünmez görünmez yerlere geldik. Evet. Evin arabası. Ha. Hadi bakalım gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yaklaştık mı bari? Şu hazineyi alabilir miyiz ortada acaba? Benim Etrun hazinesi. Bilmiyorum ama kolay olmayacak gibi. What? Karım lan bu, benim bir de çocuğum. Halüsinasyon görmeye başladım. Ethan, come with me. There's something I have to tell you. Mia? What's going on? Sıçtık arkadaşlar. Sıçtık arkadaşlar. Halüsinasyon görmeye başladık. Nereden gideceğim? Düz gideceğiz herhalde. Rose feels different. Ethan, you have to fix her. What the hell is this? Halüsinasyon görüyoruz inşallah. Everyone leaves me. Even Rose. Ya. I don't want to be alone. This can't be real. Hazineye geldik. Kolay olmayacak hazineyi almamız. Çok zor olacak. Çok korkunç lan burası. Benavento. Öl... Aslında bir şey değil mi? Kaç yaşında ölüyor bu? 3 oradan al... 9 yaşında ölmüş gibi. Yazmışlar buraya. Ama aslında ölmedi. Am I losing it? Aha ondan. Hazine burada aslında. Hazine burada da nasıl alacağız hazineyi? Parlıyor bildiğin, baksana burasına bak. Şu anlık alamıyoruz. Şimdi buraya girmemiz gerekiyor gibi.
Oraya girmemiz ne demek oluyor? Anladım ne demek olduğunu, anladım. Chat hazır mıyız? Görmeden köy kuklacı istemez mi? Hazır mısınız arkadaşlar? Gerçi siz hep hazırsınız ama işte ben soruyorum işte. Ve bu anahtar hangisini kullanacağız? Nasıl yapacağız o zaman? Aile fotoğrafıyla mı açıyoruz? Gerçekten mi? Aa, posta kutusu attık lan bir aile fotoğrafı. What's going on? Ya girmesek olmaz mı ya? Bildi kapıdan giriyoruz bir de başka yer mi yok? Bacıdan falan girdik bari haberleri olmaz. Ha bir de asansöre biniyoruz. Vay paşam vay. Vay paşam vay. Bu ne cesarettir kardeşim? Alt tarafı elin çıktı taktın. Lady Maid'i yendin yani. Özgüven buradan mı geliyor? Bok yedik bir bok olacak. Hazırım. Değilim vazgeçtim. Ve çok yukarı çıkıyoruz efendim. Burada ne yazıyor? Come with me, Ethan. Ethan benimle gel ha. Ah be, ah halüsinasyonlar, ah şunlar, ah bunlar. Ah bu başıma gelenler. Kesin gene görülür. Bu karımız ve kızımız gene çıkar ortaya. Ya buraya gelen bir daha dönmemiş arkadaşlar. Giren dönmüyormuş yani. Şelalenin önüne yapmışlar. Güzel bir tasarım. Ama korkunç işte. Buraya giren bir daha dönemiyor. Malikaneye geldik arkadaşlar. Benevento'nun malikanesi. Girdiğimiz gibi kapıların kapanacağını %100 eminim. Kapan bakayım. Kapansana oğlum. Kapanmayacakmış arkadaşlar. Bahçıvan yok mu bahçıvan? Bahçıvan anahtar alacaktık ben burada. Bahçıvan neredesin? Kaç dakika oldu bu ya? Geldik malikaneye. Kuklacı da içeridedir herhalde. Video süresi olmuş baya. Kendinize iyi bakın gençler. Sonraki bölüm kuklacının evine giriyoruz. Hoşçakalın, varolun. Seviyorum sizlere, bay bay.